kolay malzemelerle kolayca güzelleşelim diyorsanız arkadaşlar, cildimde lekeler, problemler var, ben bunları bir an önce atmak, daha pürüzsüz, aydınlık, gözeneklerin daha sıkı olduğu bir cilde kavuşmak istiyorum, fazla yağ da atayım cildimden diyorsanız, bakın yeşil kil kullanacağız bu tarifte. Fazla yağlı olanlar, cildi kuru olanlar, cildinde leke, iz, kırışıklık olanlar, hadi buyurun, çok güzel bir tarif. Bir de havuç kullanacağım. İsterseniz bunu rendeleyebilirsiniz, isterseniz bir karıştırıcı da ezebilirsiniz. Havucun suyunu alacağım. Bir yemek kaşığı havuç suyu bizim için yeterli. İçerisindeki yüksek orandaki A ve C vitamini ile cilt bakımımızı o kadar güzel yapma olanağı sunuyor ki bize, hücrelerimizi yeniliyor, lekeleri gideriyor arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar havuç suyunu aldım, yeşil kilimin üzerine ilave ediyorum havuç suyunu. Yeşil kil gerçekten ciltteki yağ dengesini orantılı hale getiriyor. Bir de limon kullanalım. Gözeneklerimizi sıkılaştıralım. Lekeleri, kirleri atalım ve ağartıcı özelliğiyle de renk tonumuzu açalım. Bir yemek kaşığı limon suyunu da üzerine ilave ediyorum. Bu üçlü de çok güzel sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Ama bir de şöyle taş gibi kendi çaldığınız doğal ev yoğurdundan kullanalım. Yoksa market yoğurdu da olur elbette. Bir yemek kaşığı dolusu, şöyle dolu dolu da yoğurt ilave ettim. Özellikle geniş gözeneğiniz varsa çok etkili olacaktır. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Ve sarı kantaron yağı. Kılcal damar probleminiz varsa, gözenekleriniz genişse, dengesizlik varsa cilt tonunuzda, sarı kantaron her derde deva arkadaşlar. Yani bu maske hem kuru hem yağlı ciltler için herkesin kullanacağı çok güzel kıvamda bir maske. Hemen ellerime sürüyorum. Tek seferlik değil bu arada maske. Tüm vücudunuzda da kullanabilirsiniz. Bacaklarınızda da kullanabilirsiniz. O pürüzsüz hale gelmesini sağlarsınız. Ben bunu bir saklama kabına aktarıyorum. Ağzını kapatacağım. Dediğim gibi tek seferlik değil. Bunu birkaç kere de kullanabilirim. Ellerimi sürüyorum. Her videoda söylediğim gibi el bakımımızı ihmal etmiyoruz. Yaş ilerledikçe elimizde yaşlılık belirtileri oluyor, lekeler oluyor arkadaşlar. 20 dakika beklettikten sonra böyle bir fırçanız varsa lekeleri öyle güzel atıyor ki, öyle hemen maskeyi sürüp çıkartmıyorum. Ben böyle de bir ovalıyorum çıkartırken. Hassassa cildiniz çok fazla bastırmayın. Ama anında renk açtığını, lekeleri giderdiğini göreceksiniz. Tabi kanala hala üye değilseniz, abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açın. Ve alt yazılardan da istediğiniz dili seçerek izlemeye devam edin. Şimdi geldi bu güzel maskeyi cildimize nasıl uyguluyoruz. Boyun, dekolte, göz kenarına çok yakın girmeden maskeyi tüm yüzüme uyguluyorum. Özellikle bu çene altında fazla yağlanmadan dolayı pütürlü bir yapı oluşuyorsa, burun kenarlarında o kılcal damar problemleri olmuşsa, kızarıklıklar varsa, sivilceler varsa sürüyorum. Yalnız aktif halde bir sivilceniz bulunuyorsa arkadaşlar, oraya bölgesel uygulamalar yapın. Yani o içerisindeki iltihaplı dokuyu alıp diğer yerlere de yaymayın. Göz kenarlarına dediğim gibi çok yakın girmiyorum. Bu şekilde etrafına sürüyorum ve bitti. Ama biraz daha var benim hazırladığım bu güzel tariften. Bunu sürdüm. Tekrar sürebilirim, tekrar kullanabilirim. Yaklaşık 3 kerelik çok güzel bir maske yaptık arkadaşlar. Bunu dolapta muhafaza ediyorum ve haftada 2 kere uygulamaya özen gösteriyorum. 20 dakika sonra bu şekilde maske yüzümde kurudu. İşte böyle bir fırçayla, yoksa ellerinizle de yavaşça biraz elinize su alıp peeling etkisi oluşturarak yavaşça çıkartın. En güzel kısmı burası arkadaşlar. O sivilcelerden, lekelerden nasıl kurtulurum diyorsanız, işte maskeyi hemen çıkartmayarak, özellikle burun üzerinde siyah nokta problemi yaşayan arkadaşlar, bu şekilde 20 dakikanın ardından peeling yapın ve sonrasında yüzünüzü yıkayıp güzelce kurulayın. İşte bu kadar, misler gibi oldu, aydınlandı. Gerçekten çok aydınlatıcı, ferahlatıcı bir etkiye sahip. Sonra kendi yaptığımız doğal kremlerden birini alıp
tüm yüzümüze, boynumuza, ellerimize uyguluyoruz ve masajımızı yapıyoruz arkadaşlar. Burada hangi kremi kullandın derseniz, ben keten tohumuyla hazırladığım kremi kullandım. Sonrasında da krem daha güzel nüfuz etsin diye cildime ben böyle bir ürün kullanıyorum. Ve bu ürünü kullanırken önce yan, sonra dik ve daha açı vererek 3 aşamada da krem uygulamamı bitiriyorum. Çok para harcamadan, güzellik merkezlerine gitmeden evde kendi bakımımızı yaptık. Maskemizi yaptık, peelingimizi yaptık. Üzerine de bir güzel kremimizi sürdük. Tüm etkileri cildimize, yüzümüze aldık. Aydınlandık, canlandık arkadaşlar. Ben buraya birkaç video daha bırakıyorum. Umarım izler ve siz de kullanır fayda görürsünüz. Hoşça kalın. If you wanna refresh your face, use this carrot and clay mask. Take care. Bye bye.